Teknofest'e saldıranlarla gönüllü kuruluşlarımızı hedef alanların aynı çevreler olması elbette tesadüf değildir. Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirketlere peşkeş çekmek isteyenler sizlerin faaliyetlerinden de rahatsızlık duyanlardır. FETÖ'cü ve bölücülerle kol kola girmekten çekinmeyenler ile meclis kürsüsünden derneklerimizi tehdit edenler aynı kesimlerdir. Şimdi LGBT gibi sapkın yapılara destek verenlerle sizlere iftira atanlar aynı kaynaktan beslenmektedir. Sevgili gençler, burada açık konuşmak zorundayım. Bu CHP LGBT'cidir. Bu İYİ Parti LGBT'cidir. Bu HADEP LGBT'cidir. Onlarla beraber yol yürüyenler bunlara hayır diyemediklerine göre onlar da LGBT'cidir. AK Parti'nin içine LGBT sızamaz. MHP'ye sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Çünkü biz aile kurumunun kutsiyetine inanıyoruz. Eğer güçlü aileler olmazsa güçlü millet olamazsınız. İşte biz de gücümüzü buradan alıyoruz. Anayasa değişikliği teklifimizi biliyorsunuz gönderdik. Tabii seçim süreci başlayınca adımı atamadık. Allah nasip ederse seçimden sonra hedefimiz bu değişikliği yapmaktır. Ağızlarını her açtıklarında gençlerimize karamsarlık zerk edenlerle vakıf ve derneklerimizi dillerinden düşürmeyenler aynı zihin dünyasına sahiptir. Bunlar demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin düşmanıdır. Bunlar sadece sivil siyasetin değil, sivil toplumun da hasmıdır. Bunlar batının ve küresel sermayenin içimizdeki gönüllü lejyonerleridir. Biz son 21 yıldır işte bunlarla ve arkasındaki güçlerle mücadele ettik. Sırtını vesayete, marjinallere, küresel odaklara yaslayanların baskılarına asla ve asla boyun eğmedik. Sivil toplum kuruluşlarımızın alçakça tehditlerle korkutulmasına, zorbalıkla yıldırılmasına, itibar suikastleriyle sindirilmesine müsaade etmedik. Hak bildiğimiz yoldan sapmadan ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için en doğrusunu yapmaya çalıştık. Gözümüzü ufuktan ayırmadan hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda azimle, cesaretle, kararlılıkta yürüdük. İnşallah önümüzdeki dönemde durmak yok, yola devam diyerek aşkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Sizlerin gayretleri, sizlerin çalışmalarıyla gelecekte daha büyük başarılara imza atacağız. Sevgili gençler, çok değerli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta ülke tarihimizin en kritik seçimlerinden birini yapacağız. Bu seçimlerin önemini özellikle yurt dışından gelen açıklamalarla, dergi kapaklarından verilen mesajlarda herhalde çok net biçimde görüyorsunuz.
Ne diyorlar? Erdoğansız bir Türkiye. Yahu Erdoğan size ne yaptı? Ha, Erdoğan bunlara bir şey yaptı. Şimdi bay bay Kemal Sayın Putin'e saldırıyor. Rusya'ya saldırıyor. Kılıçdaroğlu. Biden Erdoğan'ın yenilmesi lazım kaydını düştü. Kayıtlarda var. Ama sen acizsin. Zavallısın. Çünkü Biden böyle söylediği zaman ben Biden niye böyle söyledi demedim. Halbuki ben Biden'ı senden çok daha önce tanıyordum. Ailece görüşmelerimiz de vardı. Ama sen şimdi Putin'e saldırınca kusura bakma. Buna ben de eyvallah etmem. Çünkü Rusya ile olan Rusya ile olan bizim münasebetlerimiz şu anda Amerika ile olan münasebetlerimizden geri değil. Yani dış ticaret hacmine baktığımız zaman onunla olan dış ticaret hacmimiz Amerika'dan daha fazla. Böyle bir durum var. Ama bay bay Kemal, sen devlet yönetimi nedir bilmezsin, anlamazsın. Biz dünyanın dört bir yanıyla görüşürüz. Biz devlet yönetiminin ne olduğunu biliriz. Ama sen bunları öğreneceksin. Fakat o fırsat da gelmeyecek sana.